Pardon, bir şey konuşmamız gerekiyor ama durdurabilir miyiz? Önemli. Ben bir dakika Burak Bey'e ileteyim. Hasbel Hanım, telefonda görüşebilir miyiz? Öyle mi yapsak acaba? Çünkü şimdi canlı Ben yayın. arıyorum sizi. Tamam. Evet, sanırım artık yavaş yavaş başlayabiliriz. Ben
Ben herkese iyi akşamlar demek istiyorum. Peyzaj Mimarları Odası'nın peyzaj konuşmaları serisi kapsamında düzenlediği konuşmaların beşincisindeyiz bugün. Ve bu dönem oldukça öncelikli olarak ortaya koyduğumuz doğa ve yapılı çevre arasındaki ilişkinin doğru kurgulandığı tasarım ve planlama yaklaşımlarını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz da bunun üstüne ve çok da gerçekten keyifli olabilecek bir sohbet ortamı oluşacağını düşünüyorum. Çünkü iki konuğumuz olacak. Bu yıl ilk defa iki konuğu, farklı disiplinden iki konuğu ağırlıyor olacağız ve aslında disiplinler arası çalışmanın ne kadar önemli olduğu üstüne biraz da tartışacağız. Bugünkü konuşmamızın başlığı tarihsel süreçte doğa-insan ilişkisi ve disiplinler arası dokunuşlar üstüne olacak ve Sibel Yılmazer ve Abuzer Sarı bizlerle olacak. Hoş geldiniz demek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben aslında sözü konuşmacılarımıza bırakmadan önce çok kısaca bir iki cümle söyleyip bir de konuşmacılarımızı tanıtacağım. Bugünkü konuşmanın şöyle bir önemi olduğunu düşünüyorum. Hem kuramsal hem de pratiğin nasıl bir arada işlediği ve kuramsal konuda doğa-insan ilişkisi üstüne tartıştığımız birçok şeyi aslında pratikte nasıl işlediği ve bunun için nasıl farklı disiplinlerin bir arada çalışması gerektiği etkin bir planlama ve tasarım süreci için onun üstünde vurgumuz olacak. Ben kısaca konuşmacıları tanıtmam gerekirse Sibel Hanım'dan başlayacağım. Sibel Hanım, Sibel Yılmazer, 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldu. 98-2003 yılları arasında peyzaj mimarı olarak çeşitli projelerde ve uygulamalarda çalıştı. 2003 yılı itibariyle Sibel Senna peyzaj tasarım firmasını kurdu ve o tarihten itibaren çeşitli ölçek ve bağlamlarda peyzaj proje ve uygulama işleri üretti. Daha sonra 2011 yılında yurt dışı deneyimi var. 2006-2011 yılları arasında Libya'da bulunmuş ve çok farklı ölçeklerde uluslararası projelerde ve firmalarda çalışma imkanı bulmuş. Daha sonra mesleki görgü ve birikimlerinin devamında aslında bu deneyimle biraz daha mesleğin farklı konularını sorgulamaya başlayarak yüksek lisans alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Peyzaj tasarımının insan konforu ile doğal materyal ve alanların doğru kullanımı arasında bir ara kesit olduğu farkındalığıyla son 7-8 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Peyzajla koruma, sürdürülebilir tasarım, bitki-insan ilişkisi, bitkisel kompozisyon, kendi kendine yetebilen peyzaj, alanları yenilebilir peyzaj konularında projelendirme ve uygulama çalışmalarını yapıyor. Birçok kentsel yarışma projesinde ekiplerde yer almış ve değerlendirme süreçlerinde de yer almış Sibel Hanım. Bunun yanı sıra çeşitli kongre ve seminerlerde üretim ve içerik desteği vermek gibi ilgi alanları içerisinde bulunmuş. Şu anda da Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım Bölümünde sürdürülebilirlik üzerine yüksek lisans eğitimini devam ettiriyor. Gerçekten yani tam kuramla uygulama arasında çalışan ikisinin birbirini beslediği bir süreci deneyimliyor Sibel Hanım. Dolayısıyla bugün bize sunacağı şeylerin çok değerli olduğunu düşünüyorum mesleğimiz açısından ve ben her zaman önemsiyorum özellikle genç arkadaşlarımız açısından. Kendilerine rol model alabilecekleri ve mesleğin farklı alanlarında etkin olan isimlerle sohbet etme şansı olması bence çok önemli. Bir diğer konuğumuz Abuzer Bey. Abuzer Bey inşaat mühendisi. Kısaca kendisini tanıtmam gerekirse. Abuzer Sarı 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olup profesyonel iş hayatına şantiye mühendisi olarak başlamış. 1985 yılında yapı proje mühendisliğine yönelen Abuzer Sarı, Türkiye'nin ilk bilgisayar destekli proje tasarımı yapan bürolarından birini kurmuştur. 1986 yılında 10 kişilik küçük bir ekip ve büyük hayalleriyle Sigma mühendislik hizmetlerini kurmuştur. Hem Türkiye'de hem de başta Rusya, Azerbaycan, Libya, Özbekistan ve Irak olmak üzere pek çok ülkede projelere imza atmış Abuzer Bey. Ve deneyimiyle de birçok genç mühendis ve teknik ressamın yetişmesine büyük katkı koymuş ve çok teşekkür ederiz bu gece bizi kırmayıp disiplinler arası ya da çoklu disiplinli ortamda nasıl bir arada çalışabiliriz onun üstüne tartışmamıza katkı koyacak. Ben aslında daha fazla sözü uzatmadan konuklarımıza bırakmak istiyorum.
Sibel Hanım, önce sizinle başlayabiliriz. Bu konuda görüşlerinizi alarak sunuşumuzla başlayabiliriz. Daha sonra sorularla ve Abuzer Bey'in görüşleriyle devam edebiliriz. Bunda ona hocam çok teşekkürler. Öncelikle bu davet için bizleri bir araya getirdiğiniz ve bu farkındalık için çok teşekkür ederim. Doğa insan ilişkisi ve hep hakikaten çok böyle dengede tutulması zor bir hali var. Bu da üretimlerimize hep yansıyor tarihsel süreçte. Özne nesne seyirlik olma hali hep çok ince ince dengeler gerektiriyor. Dolayısıyla peyzaj mimarı olarak da kendimizi, mimar olarak da çeşitli disiplinlerdeki insanlar olarak üretimlerimizi hep güncelleme fırsatı sunuyor bize. Tabii bunları sohbetlerimizde de bahsediyoruz. Müthiş bir öngörüyle, önceden planlayarak yapsak çok çok şahane. 10 yıl sonrasının, 50 yıl sonrasının şahane şehirlerini şimdiden kurgulasak bunlar başımıza gelmeyecek ama biz hep başımıza gelince önlemler alarak üretimlerimizi tetikliyoruz. Belki bu üretimin doğasında var. O yüzden ben doğa ve insan ilişkisiyle başlamak istiyorum. Doğa ve insan eninde sonunda birbiriyle el sıkışma zorunluluğu olan ve birbirine zorunluluğunda ve yani gerçekten birbirine sırtını dönemeyen bir hali var. Ve ilişkisine devam edemiyorum. İlişkisine aslında doğadan çok çekinerek başlamış insan. Doğaya çok saygı duyarak başlamış. Doğadan korkarak başlamış ve doğaya karşı ilk üretimlerini de tarımla vermiş. Dolayısıyla burada bir peyzajın kültürlerken faydalanma halinden bahsedebiliriz. Bir şekilde kırsal peyzajın ilk örneklerini Neolitik dönemlerde görebiliyoruz. Sonrasında ilk çağ geldiğimizde Neolitik dönemden sonra kentsel peyzaj örneklerine rastlıyoruz. Burada çok fazla ihtişamdan bahsedebileceğimiz projeler söz konusu. İklim ve topografiyi doğru kullanma örnekleri, kent içine peyzajı, kent içine doğayı, doğru aktarım örnekleri. Fakat sürdürülebilirlik, kaynak tüketimi ve günümüzün iklim krizi gibi sorunlarıyla çok barışık olmadığını düşündüğümüz peyzajın hizmet ettiği, insana hizmet ettiği projeler olarak aklımızda kalmış projeler. Orta çağa geldiğimizde yine bir salgın hastalık dönemi. Salgın hastalıkta insanlar aynı şu an içinde bulunduğumuz gerçeklik gibi doğaya döner. Doğaya dönünce üretimler de kırsala kayar. Kırsala bu sefer ekonominin ve paranın elinde olduğu insanlarla yine ihtişamla döner. Kırsal peyzajla değil de yine doğayı ve iklim verilerini önemseyen fakat bitkinin simetrik budamasıyla ve bir şekilde gerçekten görsel ihtişamının çok güçlü olduğu bir şekilde döner. Buna İtalyanlar yeniden varoluş olarak Rönesans'ı zaten bütünüyle öyle ele almışlar. Peyzajı da bunun çok güçlü bir argümanı yapmışlar. Ama hani bunu yaparken peyzajla ilişkileri tamamen keyfiyet üzerine kurulmuş bir hali var. Sanayi devrimine geldiğimizde ise tarım çiftçinin elinden alınmış, kentlere göç başlamış, kentlerde müthiş bir insan popülasyonu ve yaşanmaz hale gelen topraklar sağlığını yitirtme noktasına gelmiş insanlara. Bu sefer insanlar tekrar ne yapabiliriz? Biz bu kaybettiğimiz doğayı nasıl tekrar doğamıza kavuştururuz da bize şifasından faydalanabiliriz, şifasını geri getirebiliriz demiş. Bunun için de çeşitli hem gerçekten sosyolog tavrı olan hem de meslek disiplinlerinde mimar, peyzaj mimarı olan disiplinlerde insanlar sistemler geliştirmiş. 19. yüzyılda Olmsted Yeşil Koridor Park Sistemi geliştirmiş. 20. yüzyılda Howard Bahçekent üçlü mıknatıs yeşil kuşak sistemi geliştirmiş. Günümüze geldiğimizde dönüşüm projelerine başlamışız. Neden? Görevini tamamlamış, işlevini yitirmiş projeleri kente nasıl kazandırırız sorusu gelmiş aklımıza.
Bunlar aslında kentte işlevini yitirmiş atıl alanları güncelleme imkanı verirken bir yandan da belleğimizde de kentsel anılarımızı tazeliğini koruyor. Bu anlamda başarılı projeler ama fakat eleştirilen yerler sürdürülebilir olması ve bir şekilde ekosistem tahribatı gibi sorularıyla birlikte gelen projeler bunlar. Bu projeleri incelediğimizde günümüze geldiğimizde tamamen disiplinler arası farklı dokunuşlarla ve ekolojiyi her şeyin üstünde tutarak, aslında doğayı her şeyin üstünde tutarak, peyzajın nesne ve özne halini artık bir kenara bırakıp, peyzaja hizmet etme halini bir kenara bırakıp, tamamen doğayla gerçekten ilk girişteki görsel gibi doğayla el ele nasıl biz yürürüz? Tahribat söz konusu bile değil. Doğa büyük bir güç. Bunu nasıl arkamıza alırız söz konusu. Doğayı nasıl arkamıza alırız da zaten doğal kaynakları nasıl arkamıza alırız cümlesi devamında geliyor. Bunu arkamıza alırken farklı disiplinlere ihtiyaç duymaktayız. Yani biz peyzaj mimarıyız. Bitki en büyük argümanımız. Peyzaj mühendisliği, peyzaj mühendisliği kısmında çok şahane bir bilime sahibiz. Fakat inşaat mühendisliği gibi, makine mühendisliği gibi, mimari gibi hakikaten farklı disiplinlerle ortak tavır ve ortak duruş bir ekip kabiliyeti yaratarak çok farklı farkındalıklar ve daha derin izler bırakabileceğimiz fırsatlar var önümüzde. Hiçbir meslek disiplininin artık star ya da işte kendini gerçekten çok farklı bir mertebede görmeyip ekip insanı olmak, ekipsel üretimin içerisinde var olmak tevazusuna kavuşmasını ben çok diliyorum, önemsiyorum ve hakikaten doğayla kuracağımız dengede herkesin birbirine bu tavra itmesini önemsiyorum ve umarım bunu yapma imkanı buluruz her türlü projemizde. 2006 senesinde benim Libya'da çalışma imkanı buldum. 2006 ile 2011 senesi arasında savaş çıkana kadar oradayken Libya hükümetinin enteresan uygulamaları başladı. İlk gittiğimde alışık olmadığım bir sistem. İlk defa o zaman duyuyorum. Tabii su sorunu var. Gri suyu kullanma çabaları var. Çim yasağı getirdiler. Artık çim mümkün değil, kullanamayız yani. Bizim bunu sulayacak bir metreküp suyumuz yok. Ondan sonra çok pardon, bu arada yani köpeğim huzursuzlanıyor aralarda. O hırlamalar ondan, mazur görün. İşte doğa ve insan. Doğada onlar da var. Dolayısıyla o üretimleri gördüğümde gerçekten 2011'de çok daha farklı bir bakış açısıyla Türkiye'ye döndüğümü söylemek isterim. Ve döndüğüm zaman ki bazı şeylerden size, üretimlerimden bahsedeceğim. Açıldı mı hocam? Açılmadı. Ekranda ben bir şey göremiyorum şu anda ama. Ekran paylaşımda yok. Değil Sibel Hanım. Paylaşımda değil mi şu anda? Sibel Hanım, paylaşım şu anda görünmüyor. Tamam, bir saniye geliyorum. Evet. Mesela bu Sirte Libya'da bir proje, VIP Lounge projesi, bir kongre merkezi peyzaj projesi. Burada tamamen lokal bitki türleri kullanmıştık. Su yönetim kurgusu açısından zemin kapayıcı bitkilendirmede çim metrajını minimum düzeyde kullandık. Alanın su ihtiyacı yağmur sularının depolanıp tamamen sisteme geri dönüşüyle sağlanmıştı. Murat Reis Otel, Ayvalık'ta yaptığımız bir projeydi. Doğuş Gayrimenkul'e ait. Tamamen gelişmiş, büyümüş, hazırda
altlığı olan bir projeydi ve öncelikle bitkilerin korumalarını, budamalarını ve seyreltmelerini yaptık. Tabii ki taban suyuna ulaşmış bir bitkilendirmesi olduğu için ekstra bir bitkili iklimlendirme yapma çabasında olmadık. İlave bitkilendirmeyi de tamamen mevcut dokuya uygun bir sistemde minimize ederek damlama sulamayı düşünmeye çalıştık. İlitrio Bodrum'da bir proje, yine Doğuş Gayrimenkul'e ait. Burada sürdürülebilirlik hassasiyetinde tamamen lokal malzemeleri düşündük. Çünkü sürdürülebilirlikte sert zemin malzemeleri olsun, bitkisel karakter olsun, bunların araziye ve proje alanına yakınlığı, karbon ayak izi anlamında ve maliyet ekonomisi açısından çok çok önemli şeyler, argümanlar. O yüzden yani bunu da çok önemsiyorum ben. Her türlü projede yerine uygunluğun projenin hem ekonomik yükünü hafifleteceğini hem de bir şekilde sürdürülebilirlik anlamında daha az bakım maliyetiyle projeyi uzun yıllar ayakta tutacağını düşünüyorum. Şimdi devamında size vermek istediğim örnek aslında Abu Zer Bey, diğer konuğumuzla nasıl bir araya geldiğimizle bir bağlantı olacak. Biz Abu Zer Bey ile çeşitli projelerde bir araya geliyoruz. İlk projemiz 2015 yılında yine Doğuş Gayrimenkul'e ait De Otel'de bir beş koydan oluşan çok özel bir otel projesiydi. Şimdi peyzajın şöyle bir avantajı var aslında. Peyzaj aslında bize bitkilendirme anlamında çok az yanlış yaptırma imkanı var. Çünkü biz bitkiyi yani iklimsel olarak doğru kullanmak zorundayız. Yerel kullanmak zorundayız. Dolayısıyla bitkisel olarak biz bu sıkıntıyı yaşamıyoruz. Fakat işte görsel anlamda daha iddialı bitkiler seçtiğimizde ithal türlere gitmek durumunda kalıyoruz. Bunlar da bitkinin ve maalesef ki projenin işletme yatırımını artıran, sürdürülebilirlik konusunda soru işaretlerine yol açan mevzular haline geliyor. Marmaris'teki bu projemizde bitkinin renk, doku, koku gibi tamamen insana hizmet eden tavrıyla ilgilendik. Estetik peyzajı önemsedik. Yıllar sonra Abu Zer Beylerle iki projede daha bir araya geldik. Bir tanesi Bodrum'da bir villa projemiz. Orada da sürdürülebilirlik hassasiyetiyle butik bir iş üzerindeyiz. Diğer işimiz ise şu anda güncel hassasiyetini sürdürdüğü için paylaşım iznimiz yok maalesef ama ana başlık olarak kendisinden hassasiyetimiz açısından bilgi verebileceğim. Bir şekilde kendi yerine uygunluğu önemseyen bir proje. Burada da diğer yaptığımız projelerden çok farklı bir şey yapmadık aslında. Hassasiyetimiz aynı. Yerine uygun tasarımı, peyzajın fayda maliyetini, peyzajın enerji kaynaklarını, doğru kullanımını, kaynaklarını kullanırken bunu yani o bölgenin gücü nedir onu arkamıza alalım ki sonrasında bu bizim işletmemizin döngüsünde de sürdürülebilirliğinde finansal kaynaklarımızı da sömürmesin gibi hassasiyetleri olan bir proje. Proje tamamlandığında ve işverenimizden de izin aldığımızda sizinle tekrar projemizi paylaşmayı çok isterim. Ben sözü uzatmadan araya girme hakkımı saklı tutarak Abu Zer Bey'e sözü vermek istiyorum. Kendileriyle gerçekten projelerimizde doğal kaynak kullanımlarında, su yönetimi konularında çok faydalı paylaşımlarımız, çok bilgilendirici paylaşımlarımız olmakta. Bir şekilde ekip çalışması aslında bitmeyen bir öğrenme süreci. Funda Hanım'ın da bahsettiği gibi başta öğrenmek hiç bitmiyor. İşte 44-20 yıl sonra tekrar bir yüksek lisans işine giriyorum ben. Neden? Aslında meraktan dolayı. İşini merak eden ve seven herkes bir şekilde hakikaten yolda farklı farklı disiplinlerle kesişiyor yolu. Ve bu öğrenme duygusunu da bu şekilde pozitife dönüştürmüş oluyor. Abu Zer Bey, sizin de çalıştığımız konularda peyzaj mimarlarıyla iletişiminiz, doğayla iletişiminizi, sizin mesleğinizin evrilmesini, ekip çalışması hakkında sizlerin ne düşündüğünü öğrenmek isterim. Teşekkür ederim şimdilik.
Çok teşekkür ederim Sibel Hanım. Bundan nazik davetiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Malum çevre bilincinin bugünlerde daha da konuşuluyor olması gerek basında gerek meslek olarak yaptığımız işlerin içerisinde önemli bir yer tutması hasabıyla. Malum son zamanlarda deniz salyası ile başlayan böyle bir duyarlılığı da bugünlerde bu konuşmaya vesile kılmayı doğru bulurum. Onunla ilgili de birkaç şey söylemek gerekir kanaatindeyim. Sibel Hanım, tabii ortak çalıştığımız projeleri somut örnekle doğru olarak değerlendirmek ve orada karşılaştığımız sorunlar, üstesinden nasıl geldiğimiz ve neleri dikkate aldığımız, sürdürülebilir olması için dünü nasıldı, bugün neleri düşünüyoruz, gelecekte nelerin de olmasını mümkün kılıyoruz. Bunlara da biraz değinmek isterim ama her gelişimin tarihsel bir süreci var malum. Günümüz toplumlarının karşı karşıya kaldığı en önemli meselelerden biri kuşkusuz çevre sorunları. Bu çevre sorunları genel olarak 1950'lerde gündeme gelmiş olsa da kökenleri şey olarak baktığında çok eskilere doğru gidiyor. Hatta antik çağlara kadar gidiyor. Ki Yunan filozoflarından Platon'un da, Aristoteles'in de, Descartes'in de, Bacon'un da buna ilişkin şeylerine rastlanmak mümkün çevreyle ilgili. Ve onlardan esinlenerek bugüne de aktarılan, daha sonra bunların yorumlarını yapan kökeni Türk ya da İslam felsefesine gönül vermiş insanlar da bunları alıp bu çevre bilincinin çok daha eskilere gittiğine dair tespitlerim oldu. Bu da beni birazcık mutlu da etti. Tabii sanayileşmenin olumsuz sonuçları da ekolojik duyarlılığın oluşmasında büyük etkenler oldu ve bugün artık bu konuları konuşuyor oluyoruz. Çevre deyince tabii bir doğası vardı, kendi doğal güzelliği vardı. Doğal ortam her zaman bize aykırı gözükmemiştir, hoş da gelmiştir. Ve eskiye özlem olarak hani bir takım film isimleri vardı. Vadim bir zamanlar yemyeşildi gibi. Tabii bakıyoruz ya da çocukluğumuz geçtiği mekanlara bakıyoruz. Onlara hep bir özlemle bakmış oluyoruz. Ya buralar evvelden çok daha güzeldi diye. Ve hep nedense bir şikayetimiz var. Bozulmaya yönelik bir sanki dünya bir yerlere gidiyor. Şimdi bu zararlı etkileri artık insan seviyesini bile bir bu sorunlarla karşılaştığımız için de çevre bilincinin oluşması zorunluluğunu beraberinde getirdiği kanaatindeyim. Ekolojik düşüncenin oluşmasında etkili olan bir başka faktör de ekoloji alanında yapılan tabii ki bilimsel çalışmalar. Hani bugün deniz salyasını konuşuyoruz. Bundan acaba bilimsel çalışma yaparak bu olumsuzluğu biz şeye de döndürebilir miyiz? Acaba bundan nasıl istifade edebiliriz? Gübre yapımında, enerji üretiminde kullanabilir miyiz gibi bir takım bilimsel çalışmaların da akla gelmesi, bunları harekete geçirmesi ve sonuçlara ulaşılması gibi konuları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla doğayla insanın, doğayla toplumun ilişkisinin dönüşümü de bu bilimsel çalışmalarla şekilleniyor. Şimdi bu çalışmalar nezdinde bizim bir araya gelmemize, mesleki olarak bir araya gelmemize neler vesile olmuştu? İşte biz sonuçta bir proje üretim firmasıyız. Tüm disiplinlerde proje üretiyoruz ve daha önce Funda Hanım da beni takdim ederken söylediği gibi sadece bir statik proje ofisiyle başlayan sürecimizi daha sonra gelişmelere duyarsız kalmamak adına tüm disiplinleri içimize alarak tek bir çatı altında üreten, proje üreten, değerlendiren bir sürece getirdik ve bugün yaklaşık 300 çalışanımızla bu projelerin içerisinde yer alma imkanını bulduk. Dün yaptığımız projelerde daha çok işte insan odaklı, ihtiyaç odaklı projeler düşünülürken bugün onların içerisine neleri dahil etmeye başladık? Çevre faktörünü de işte bir takım yeşil sertifikaların alınmasını da beraberinde getirdik ve bu düşünceler bizim
tasarımımıza yön verdi, tasarımımıza şekil verdi. Bununla ilgili olarak da etkileşim nasıl oldu? İşveren de ve diğer tüm mühendislik, mimarlık disiplinleriyle özellikle iş birliğine zorladı. Niye? Maliyetler artıyor. İnşaat maliyetleri arttığı gibi işletme maliyetleri de artıyor. Sürdürülebilir olmasına ilişkin öngörüleri başta tuttuğumuzda ilk yatırım masrafı caydırıcıymış gibi gözüküyorken iyi anlatıldığı çevrelerde de bu bilinci hayata geçirdiğimiz projeler olmaya başladı. Sayıları gün geçtikçe artıyor. Böyle bir tespitim var. Dev Otel projesinde tabii o bir dönüşüm projesiydi. Var olan bir projeyi güncellemekti. Sahipleri daha önce başkaydı. Sonra Doğuş grubunun vizyonuyla yeni bir şekil aldı. Güncel bir takım mekanlar, güncel bir takım istekler orada şekillendi. Öncelikle deprem olgumuz vardı. Bu binanın dünkü koşullara göre yapılmış olan konstrüksiyonu bugünkü yönetmeliklere dönüştürülürken ne yapıldı? Bu deprem etkisinin bertaraf edilmesi adına yapılar güçlendirildi. Bizim ilk bu projede rol alma şeyimiz bununla başladı. Sonra doğayı tahrip etmemek adına mevcutta hani daha fazla bir imar artışına, imar alanı artışına ya da tabiatın orada nefes almasını önleyecek yapılardan kaçınıldı ve kendi yerinde dönüştürüldü. Bina sağlamlaştırıldı, gerekli olan mekanlar üst katlarda teşkil edildi, teras bu anlamda son derece rasyonel kullanıldı. Havuz kendi yerinde yıkıldı, yapıldı. İşte sahil yapılarında olabildiği kadar dönüşümlü malzemelerle bir süreç projelendirildi ve bunun zannediyorum ki peyzajda da sizlere geniş alanları bırakma imkanımıza da olanak tanıldı. Zaten kendi doğası son derece iyi, bir de alan çok büyüktü. 200 dönümlük bir arazide bu projeyi gerçekleştirdik. Her şey vardı. Yani denizin en güzeli desek yeridir. Doğal tabiatın ve oradaki koyun çok bilinmiyor. Mavi Tura giden arkadaşlarımız özellikle o koya girmeyi bir hedef olarak koyuyorlar. Çok güzel bir koyu var. Hiç dokunulmadı. Ve bu süreç içerisinde bizi hem zorlayan hem de işimizi kolaylaştıran şey mühendisliği burada sonuna kadar kullanabildik. Yatırımcının da bu noktadaki iradesi bize ışık tutmuş oldu. Mekanik elektrikte tabii bugünkü kadar sürdürülebilir konulardan uzaktı o dönem. Ama otomasyonla enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik projeler gerçekleştirildi. Elektrikte ve mekanikte. Çünkü oteller malum belli dönemlerde çok yoğun kullanılıyor, belli dönemlerde çok daha az kullanılıyor. Dolayısıyla o tam kapasiteyle çalışmak yerine otomasyonla bunlar gerektiği kadar çalışma başarısı gösteren ünitelerle, teknolojiyi de buraya yansıtarak bir çözüm yoluna gidildi. Güncel projemizden bahsettiniz. Oradaysa zaten yola çıkışımız bizim çevreye duyarlı olmasıyla ele aldığımız, projeyi özellikle de o yönüyle ön plana çıkardığımız bir projeydi. Doğayla insanı daha buluşturmak, daha hemhal hale getirmek düşüncesiyle baştan bir takım prensipler belirlendi. Doğada ve sizi de orada çok kutluyorum. Hani topografyayı, ben de yol dersinde, öncelikle inşaat mühendisliğinin yol dersinde bize bir şey vardı. Doğa eğime yönlendiriyorsa yol eğimli olur. Doğa eğer ki yokuş yapmanız gerekiyorsa yol yokuşa gider. Hiçbir zaman yokuş olan bir yerde siz eğimli bir şey yapmak istemezsiniz. Böyle bir şeyi ana kriter olarak yol projesinin ana verisi olarak kullandık. Burada da Sibel Hanım'ın tebrik ediyorum başarısı. Topografya neredeyse aynı şeyde kaldı. Ve bunu da mimarımız sevgiyle, saygıyla anıyorum Hantim Ertekin doğayla birleştirdi. Bir de seçtiği malzemeler ve projenin dizaynında dünüyle bugüne baktığınız zaman hani o ilk başta söylemiştim ya vadim bir zamanlar çok yemyeşildi. Yine o yemyeşil kalacak binalar yapıldıktan sonra. Böyle bir başarıya
imza atmak, projesel olarak attık, inşallah uygulamasını da hep birlikte görürüz kanaatindeyim. Bir nefes alayım, hem de sizlere şey yapayım diye, isterseniz burada tekrar sizi moderatörümüze, Funda Hanım'a bırakayım. Hangi yöne doğru gitmemiz gerekiyorsa sizlerden de bizleri yönlendirmenizi isteyeyim. Tamam, sorular, ben şimdi zaten sorulara da bakacağım. Sibel Hanım da devamında gelecek şeyleri vardır ama ben de bir araya gireyim çünkü çok not aldım. Gerçekten çok fazla şeye, noktaya değindiniz. Yani bu yıllarca, yani ben öyle düşünüyorum, gerçekten uzun yıllar tasarım planlama süreci ve mühendislik aslında biraz böyle birbirinin zıttı gibi algılanırdı hep. Şimdi o ikisinin bir arada işleyeceği süreçlerin kaçınılmaz olduğu çok aşikar. Yani gerçekten kentlerin o kadar büyük sorunları var ki bugün artık tek bir meslek disiplininin sınırları içinde çözülmesi mümkün değil. Bizim disiplinler arası ortamdan anladığımızda genelde hep ya plancı, mimar ve peyzaj mimarlığı üçlüsü arasındaki ilişkidir ama bugünkü konular artık göz önüne alınca gerçekten bu çok disiplinlik alanı da bence genişliyor. Farklı mühendislik alanlarıyla da bir arada diyaloğu götürmek ve birbirimizden öğrenmemiz gerektiği bir gerçek. Ben sizin sunuş ve konuşmalarınızdan da aslında çok güzel bir ilişkinin bu süreçte devam ettiğini görüyorum. Ben biraz tabii şey etkili, yani doğa ve insan ilişkisinden bahsederken ben Almanya'da bir araştırma okumuştum. Alman Yaban Hayatı Kurumu'nun, şimdi başlığı Almanca tam hatırlamıyorum ama, yapmış olduğu bir araştırmada aslında Avrupa nüfusunun büyük çoğunluğunun doğayı kentte deneyimlediği ortaya çıkıyor. Yani bu bana çok çarpıcı bir araştırma sonucu gelmişti. Çünkü bizim genelde daha alışkın olduğumuz, bildiğimiz kentin bir tarafta olması, doğanın daha dokunulmamış olan ve diğer tarafta olması gibi. Ama aslında artık bugün bu yoğun kentleşme ve yapılaşmadan dolayı bu tür ayrımların olması mümkün değil. Daha hep böyle melez mekanlar, melez ortamlar üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla doğa kavramı da aslında değişmeye başlıyor. Bu bana çok enteresan geliyor. Sibel Hanım'ın gösterdiği Highline projesi de aslında biraz öyle. Bu dördüncü doğa kavramı çok enteresan geliyor bana. Yani aslında Abu Zer Bey söyledi, yani bozulan alanların doğası diye bahsetti. Şimdi gerçekten o bozulan alanların, sanayiden açığa çıkan alanların ürettiği kendiliğinden gelişen peyzaja da bir değer atfedilmeye başlanıyor dördüncü doğa olarak. Bunlar aslında bizim hiç alışkın olmadığımız kavramlar. Bence çok yeni ve yeni yeni belki mesleki pratiklerimize de yansımaya başlıyor. Belki şeyi yani soruyu, bir de Abu Zer Bey'in aslında söylediği şey çok hoşuma gitti. Ondan da bir çerçeve çizip belki bir iki soru sorabilirim size, bize gelen soru yoksa eğer. Çevre bilinci dediniz Abu Zer Bey. Ben de onun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tür süreçler sadece planlama ve tasarımla ilerlemiyor aslında. Bizler hani meslek insanları olarak belki bu bilinçle bu süreçleri yönetmeye çalışıyoruz. Ama bir de gerçekten kentte ya da o mekanı kullanacak insanların da bir takım bilinçlere sahip olması gerekiyor ki bu tasarlanan alanlara sahip çıksınlar ya da bu tasarım kararlarına sahip çıksınlar. Ben bunun da çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum sürecin. Dolayısıyla bu noktada bu farkındalık yaratacak, toplumsal bilince sahip olunmasını sağlayacak böyle eğitim programlarıyla bu süreçlerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani işin bir mesleki tarafı var. Bir de gerçekten toplumsal desteği ve o komüniteyi arkaya alma kısmı da çok önemli. Çünkü öbür türlü bu çok sürdürülebilir bir şey gibi gelmiyor bana, toplumsal olarak benimsenmediği zaman bu konular. Bir diğer aslında vurgulamak istediğim, yani altını çizmek istediğim, yine Abu Zer Bey bahsetti daha önceki proje yaklaşımlarında hep insan odaklı gidiyorduk diye. Peyzajda da biraz öyleydi. Hep insanı ön plana koyup işte insan ihtiyaçları, insan hareketleri, insanların belirlediği sınırlar çerçevesinde tasarımı geliştirmek gibi. Ama galiba bugün geldiğimiz noktada bu sadece insan değil, insan olmayan tüm canlıları kapsayacak çevreler yaratmamız çok önemli olmaya başlıyor. Bu doğa-insan ilişkisinde kritik konulardan bir tanesi bu. Ben belki şey sorabilirim. Yani bu alandaki mevcut bitki örtüsüne yaklaşımınız
Nasıl oluyor Sibel Hanım? Nasıl bir tavırla yaklaşıyorsunuz? Çünkü bu son dönemdeki kentsel doğa üstüne ya da diğer bir takım büyük peyzaj projelerinde hep mevcut bitki örtüsünün benimsenip hani bizim aslında yabani ot gibi gördüğümüz birçok türün ne kadar o alan için değerli olduğu, yeri okumanın önemi üstüne gidiliyor. Projelerinizde böyle bir şansınız olabildi mi? Çünkü bu kolay bir iş de değil aslında, o mevcut bitki örtüsünü manipüle ederek bir tasarım süreci geliştirmek. Çünkü her zaman belki estetik açıdan çok cezbedici olmayabiliyor gibi. Bununla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Evet, o konuya gelmeden önce çevre bilinci vurgunuz çok güzel. Gerçekten çevre bilincinde aslında doğayla ilişki içerisinde olduğumuzu bir kere adını böyle koyarsak, yani doğa ilişki halinde olduğumuz bir bilinç. Dolayısıyla hani ona koyduğumuz zaman ona karşı etiği de sorgularız. Yani yaptığımız uygulamalarda ya da her türlü eylemimizde doğaya karşı etiği de önemsemek gerçekten çok önemli ve bundan sonraki üretimlerimizde halkı da işin içine katarak, kamuoyu bilincini işin içine katarak üretimler yapmak, artık biliyorsunuz dünyada birçok üretimler gerçekten kamuoyunu da işin içerisine katarak güncellenmeye başladı. İnsanlar artık önlerine koyulan değil, o süreci birlikte yaşamak istiyor. Çünkü dediğiniz gibi deneyim kentte başlıyor ve o deneyimin içerisinde olmak çok çok önem kazanıyor. Ve bir şekilde bence en büyük sorun da kenti, yani bir şekilde sıkışıyoruz, kırsala gidiyoruz. Sıkışıyoruz, yani ekonomimiz daralıyor, kente gidiyoruz. Sağlığımız bozuluyor, kırsala gidiyoruz. Bu döngüden ve bu sarmaldan da kurtulmak, bütünde bir sonuçta sağlıklı bir sistem yaratmak lazım. Sorunuza gelecek olursam, birkaç projede evet yakalama şansı buldum. Öncelikle bu işe Libya'da başladım. Çünkü Libya'da yerel yönetim bir kere projenizde %30 malzemeyi lokal olarak temin etme zorunluluğu getiriyor. Ve siz bu aslında hakikaten iyi bir yaptırım. Siz kendinizi zorluyorsunuz. Yani ben bu malzemeyi dışarıdan getirmeden toprağından peyzaj argümanları olarak toprağını nereden temin ederim, gübresini nereden temin ederim, bitkisini nereden temin ederim şeklinde sulama malzemesi var mıdır, torfu nereden temin edeceğim diye. Mesela Libya'da yaptığım projede ben küçük küçük teneke saksılarda Sirte'de, Misurata'da, Bengazi'de çeşitli projelerde yer aldım. Ve inanın böyle bizim en donanımsız fidanlıklarımızdan bile donanımsız halde fidanlıklarda üçer tane, beşer tane bitki toparlayarak projemin bitki listesinde maksimum lokal malzeme ne tanımlanabilir diye şansım oldu. Yani bu bir yandan hani şöyle de bir şans getiriyor insana. Hakikaten bir şekilde biz iklimlendirme olarak aslında bunun eğitimini alıyoruz. Yani enlem ve boylamlarda, kuzey-güney paralellerde bir şekilde bitki portföyümüzü, bitki skalamızı oluşturuyoruz. Ama öyle olmuyor. Mesela Libya'da gece gündüz arasındaki ısı farkı inanılmaz fena. Yani starliçeyi dikiyorsunuz fakat gece boynunu büküyor. Çünkü inanılmaz bir rüzgar var, inanılmaz bir gece soğuğu var. Dolayısıyla o bitkinin oradaki uyumlanmış halini gözlemek sizin bitki listenizi oluşturmak için büyük bir avantaj sağlıyor. Libya'da bunu deneyimleme fırsatım oldu. Geri kalan eksik bitkilerimi de ona en yakın yerden, Malta üzerinden Sicilya'dan getirttim. Onun dışında işte gübre mesela. Gübreyi nereden bulursunuz? Tek tek orada toplattık yani birçok yerden. Geri kalan torfumuzu Litvanya'dan getirttik. Dolayısıyla öncelikle gözlem çok önemli. Gittiğiniz coğrafyada doğal hallerinde az bakım, az su, iklimlendirme yapmadan temin edilebilecek türlerin varlığı. Fidanlıkta olandan çok doğada olanı takip etmek ama. Yani çünkü fidanlıkta atıyorum 10 yıl önce getirilmiş birçok ithal türler var ve bunlar bir şekilde uyumlanarak üretiliyor. Ama bizim amacımız doğada aslında uyumlanmış haldeki bitkiler. Tabii burada endemik bitkiler ayrı bir mevzu. Kendiliğinden çıkan bitkiler ayrı bir mevzu.
Endemik bitkilerin üretiminde tabii ki daha sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye'deki fidancılık sektörümüz çok çok gelişti. Fakat işte gerçekten bu tarz doğal bitki türlerini bulmakta son derece sıkıntı yaşıyorum. İthal bir sürü bitki türünü klonlamış, bir sürü CLT saksı boyutunda üretime hazır hale getirmiş boyuttayız. Fakat bir eğrelti otunu belli bir şeyinin üstünde, adetin üstünde istediğinizde projeniz için temin edememektesiniz. Bunun için de şunu çok önemsiyorum. Bir projeye girerken ben mesela Riva'da Düşler Vadisi adlı bir projenin danışmanlığını yaptım 2 sene önce. Oraya girerken daha kazma vurulduğu zaman bir peyzaj mimarıyla çalışmaya başladılar. Bunu ne için yaptılar? Çünkü bitki listelerine, yani 60 bin metrekare alanın bitki listesine çok fazla, o gün geldiğinde yapabilmek için bunu çok fazla yatırım yapmaları gerekirdi. Ama bunun planlamasını 2 yıl önceden yaparsa Çalı grubu için 1 sene yeterli bir süre. Mevcut bitkileri korumak için ise özellikle yaprak türleri, sonuçta 2 vejetasyon döneminde o söküm mevsimini saksıda repikaj yaptığınızda onların da birçoğunu kurtararak kullanabilirsiniz. Ya gerçekten o yerin hikayesi nedir? O yerin hikayesi nedir? Yani orayı bozmadan öncelikle oradaki materyali nasıl dönüştürebilirizin üzerinden gidersek iş çok kolaylaşıyor. Ve şey de değil, yani hani şu ne bileyim yani tişörtümün şurası yırtıldı, bunu atayım değil de ya bunu nasıl tamir edip bir farklı bir şey haline getiririm ve daha az parayla daha çok gücüm olur bu hayatta yaşamayı sorgulamak lazım. Peyzajda ben bu hali önemsiyorum Funda Hanım. Yani bir kere o projenin girdiğiniz zaman bitki gücünü, doğal kaynak gücünü, bunların hepsini arkanıza almanız lazım. Bir şekilde sonrasında işvereni de zor duruma düşürecek bütçeler çıkarttığımızda o aslında kullanıcının cebinden çıkan şeyler haline geliyor. Peyzaj mimarının ya da farklı disiplinlerin bence en büyük gücü bir şekilde de projelerin maliyetini optimize etmek. Bu optimizasyon içinde projeye sondan değil baştan başlamak lazım. Yani sebep sonuç ilişkisi kurmak bence disiplinler arasında çok çok önemli bir kavram. Her proje için böyle fırsatımız olmasa da bozulmamış, erken girdiğimiz projelerde bu fırsatı bulabiliyoruz. Bunlar da inanılmaz keyif veriyor. Çünkü çok biliyorum ben projenin başında yer alıp 5 ay tarlaya baktığımı ve sonradan 3 günde yapılan peyzajın bana keyif vermediğini çok biliyorum. Ama bu süreci başından yönettiğiniz zaman kurtardığınız her bir bitkinin dalı size inanılmaz bir keyif veriyor. O işveren sonuçta ya bütün kurguda baktığınızda beni ilgilendiren şey bütüne hizmet etmesi. Bütüncül tasarım parametrelerinin, yani o malı satın alan insanın cebinden az para çıkması, o suyun az kullanılması, yatırımcının az para harcaması ki daha çok yatırımlar yapsın ve bizim gibi insanlara daha çok ihtiyaç duysun, daha çok kişiye hizmet götürsün. Bunların hepsi bir bütün aslında. O yüzden ekip olmak, aslında işverenle de ekip olmak. Bir dahaki bir şeyimizde, sunuşumuzda işvereni de alalım yanımıza. Çünkü hakikaten yani biliyorsunuz tasarım, yani yarışma projelerinde bile yani yarışmacı vardır, idare vardır, işveren vardır. Bu çok önemli, bu parametreler çok önemlidir. Tek başına Leonardo da Vinci de bir değer yaratamazdı. Medici ailesi onlara destek olmasa. Yani sonuçta para mekanizmalarını da doğru yönetmek bizim elimizde. Meslek disiplini çok büyük bir güç. Hem malzemeyi, materyali, doğayı doğru kullanmak adına, hem işveren, istihdam ve ekonomik sürekliliği doğru yönetmek adına sorumluluğumuz çok büyük. Yani bunu hakikaten ama bir bütünde yaşam felsefesi haline getirmeyi doğru buluyorum. Böyle ilerlersek zaten başka bir şey yapamaz hale geliyorsunuz. Süs peyzajı, estetik peyzaj size keyif vermez oluyor. Bütünde bir hassasiyetle ilerliyorsunuz. Bitkiler de zoraki bir iklimlendirmeyle size önce 1 sene çiçeğini çok verip 2. sene kurumuyor. Onlar da tamam doğru bak bu evet bizi doğamızdan koparmıyor doğru bir yaklaşımda diye size daha çok çiçek açıyor, daha çok gülüyor gibi
buralara girersek ben şiirle devam edeceğim. Sözü kesiyorum. Çok çok teşekkürler. Siz ilk konuşmanızın başında bahsederken bu kent ve doğa arasındaki ilişkiye ben bu peyzaj mimarı James Corner'ın bir konuşmasını dinlemiştim. Çok şaşırmıştım. Şöyle bir şey söylemişti. Yani şimdi tabii çok anlamlı geliyor ama doğayı korumak istiyorsanız kentte yaşayın diyordu. Yani çünkü aslında kentsel alan ne kadar yayılırsa biz ne kadar işte banyolarda yaşamaya ya da daha kırkent arası yerlerde yaşarsak doğaya olan ayak izimiz ve etkimiz daha da artıyor. Onun yerine hani kentlerin daha sıkışık olması gerektiği ve daha çok nüfusu barındırması gerektiği, böylece doğayı daha rahat bırakmamız üzerine bir argümanı vardı. O bana çok enteresan gelmişti. Şeye çok katılıyorum, yani bu meslek disiplininin gücüne ve bu süreçteki sadece meslek insanlarının değil, aslında o çok boyutlu, çok farklı grupların ilişkileri önemli. Çünkü yani aslında Almanya'daki süreçlere ben de biraz daha hakimim, orası üstünde biraz çalışma şansım olmuştu. Bu genelde biz her şeyi bir böyle ya kentsel tasarım projeleriyle ya mimari projelerle geri kazanmaya çalışıyoruz birçok alanı. Yani bir yeri programlarken hep bir doldurma üzerinden, mimarlık üzerinden, kentsel tasarım projeleri üzerinden gidiyoruz. Peyzaj üzerinden programlamak çok nadir oluyor. Yani bir alanı peyzaj üzerinden sadece geri kazanmaya çalışma projeleri çok fazla yaygın değil. Bu da genelde şöyle, yani hakikaten o toplumsal bilinç, çevre bilinciyle ben çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok dönüşüm yeri için aslında ilk başta çok büyük ölçekli kentsel gelişim projeleri yapılıyor. Almanya, Berlin'de ben bunun bir iki örneğini gördüm. Fakat daha sonra o yere ait doğanın o kadar farkında ki aslında çevrede yaşayanlar, bu büyük ölçekli kentsel tasarım projelerine büyük itirazlar geliyor. Ve bir şekilde o süreçleri engelliyorlar, ama tabii bu sadece bir itiraz da değil, arkasında çok ciddi mühendislik ve bilimsel çalışmalar var. İşte oradaki türlerin ne kadar olduğu, biyoçeşitliliği vesaire üzerine çok ciddi araştırmalar, bilimsel araştırmalar yürütülüyor. Ve bunlarla desteklenerek aslında o alanların kentsel tasarım ve mimarlık projeleri üzerinden kazanılması engelleniyor diye tekrardan doğa koruma alanı olarak bırakabiliyorlar. Bir sorumuz var. Ben şimdi onu bir iletmek istiyorum bu arada. Reyhan Erdoğan'dan. Kentte sulak alanlar gibi doğal alanların korunmasının yasal yönetsel anlamda aşırı baskı ve tehdit halinde olduğu bir süreci de deneyimliyoruz. Meslek olarak bizden beklenti yüksek, ne yapabiliriz diye sormuş. Sanırım hem Abuzer Bey'e hem Sibel Hanım'a. Soruyu bir daha alabilir miyim? Kentte sulak alanlar gibi doğal alanların korunmasının yasal yönetsel anlamda aşırı baskı ve tehdit halinde olduğu bir süreci de deneyimliyoruz. Meslek olarak bizden beklenti yüksek, ne yapabiliriz? Tabii yani, bu müsaadeniz olursa Sibel Hanım, sizin konunuzla da tabii direkt ilgili ama mühendislik açısından ben şöyle değerlendireyim, size de birazcık soluk aldırayım. Bu tür koruma, şehirlerdeki koruma ile ilgili konuları tabii yerel idarelerin, mülki amirlerinin ve oradaki kadronun takip etmesi ve bir takım yasal düzenlemelerin de yapılması zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Özellikle rantın yüksek olduğu metropollerde bunu korumak, işte bir yeşil alan diye bırakılan şeyler, bir bakıyorsunuz yeni bir planlamada, yeni bir plan yapımında imara açılıyor. İmara açıldığı karşılığındaki toplumsal duyarlılığı gösterdiğiniz ortam, zamanlama, kişi etkisiz kalıyor böyle bir etkiyi. İşte normalde diyelim ki bir belediye böyle bir öneri getirebilir. Ama öncelikle belediyenin encümendeki üyeleri bu konuda bilinçli olursa zaten oranın imara açılıp açılmaması konusunda doğru kararı verebilir. Tabi açılması gereken yerler de olacaktır. Açılmaması gereken yerler de olacaktır. Fakat öyle bir şeyimiz var ki biz bugün böyle çevreye baktığımızda, kendi çevremize baktığımızda, işte özellikle metropollerde yaşayan insanlar olarak çevreye baktığımızda bir kere geçmişimizi özlüyoruz. Yani burada şu vardı, bu vardı derken betonlaşmayı bir devasa engel, devasa bir güç olarak görüp karşısında aciz kaldığımız anlar oluyor.
Aslında bu çevreye biz dikkatli baktığımızda, iyi analiz ettiğimizde de kaygı verici, yani bu bilinçli olan insanlar kaygı verici geleceğimizi de görüyoruz. Yani buna duyarsız kalırsak, bu şekilde hareket edersek, bu beton yığınları üstümüze gelmeye başlıyor. Ve önüne geçemeyeceğimiz, yıkılması bile hani yasalarla korunur hale geliyor. Şöyle ki bizim mesleğimizde yaşadığımız bir olgu var. Bir şey imara aykırı yapılıyor, yerine geçiyor. Evet, iskan alamıyor, bir anlamda kaçak oluyor. Ya da ruhsatlı alınıyor ancak peşinden diyelim ki ruhsata aykırı imalatlar yapıyor ve devasa bir boyuta geliyor. Sonra hukuki süreç başladığında, bunun işte döndürülmesi, yıkılması gerekli diye çıktığında Milli Serveti Koruma Kanunu'nu gerekçe gösterip yıkılmamasına karar veriliyor. Böyle bir hukuki süreçlerin de yaşandığı bir ortamdayız. Dolayısıyla biz insan olarak hani o çevreye baktık, geçmişimizi özledik, onlar keşke olsa dediğimiz bir ortamda çok dikkatli analiz ettiğimizde geleceğimizi görme noktasındayız. Geleceğimizi şu an bu bilinç oluştu, görüyoruz artık. Diyoruz ki bu gidiş doğru bir gidiş değil. Ama rantın karşısında yenildik, aciz kaldığımız durumlarda da sonuca razı oluyoruz. Bugün sonuçtan memnun muyuz derseniz zannediyorum ki %90'ımız hayır diyecektir. Ama rantı paylaşan %10'luk kesim evet bu bir gerekliliktir deyip kendileri de o gerekliliğe inanıp bu kütürsüzce davranışlarda gene ısrarcı olacakları kanaatindeyiz. Bilinci oluşturmak gibi bir görevimizin olduğunu düşünüyorum. Kentteki bu tür alanların korunmasına dolayısıyla sizin az önce söylediğiniz şey de doğru. Hani kentte yaşatırsanız insanları gidip de bugün Bodrum'un işte bir sürü ücra koylarında yapılara vesaire şey açtığımız gibi oraları tahrip etmekten de herhalde uzaklaşırız. Doğru bir çözüm değil tabii ki böyle bir takım kısıtlamalar. Bilinçli hareket edip bilinçli yasalarla ve bunları etkin bir şekilde uygulayarak bunların üstesinden geleceğimiz kanaatindeyim. Önümüze baktığımızda ve bizden daha ileride bu konularla karşılaşmış ve çözmüş ülkelere baktığımızda onları örnek alabileceğimiz yasalar çıkarmak, duyarlılığı göstermek ve meslek adamı olarak da bizlerin projelerimizde en azından hani bununla ilgili elimizden geleni esirgememek gibi bir görevimizin olduğunu düşünüyorum. Ben de birkaç kelime söylemek isterim bu konuda. Hakikaten çünkü çok şey, Anadolu yakasında oturuyorum. Geçen hafta yani artık had safhada olan deniz salyaları hepimizin çok canını acıtmaya başladı. Marmara Denizi ihtişamını kaybediyor, ekosistem kayboluyor. Şimdi burada mesleğin dışında insani sorumluluğumuz var. Soruyu soran kişiye çok teşekkür ederim. Aktivist tavrımızı bence güncellemeliyiz. Yani gerçekten hani herkes her şeyi yapmalı. Artık bunun mesleği falan kalmadı. Sonuçta hani yine aynı şey, seyirlik olarak baktığımızda denize karşı kahve içerken o denizin içinde şu anda canlılar yok oluyor. Yani nasıl içersiniz o kahveyi? Yani kahvenin tadı kalmadı mevzusu. Dolayısıyla aynı bu doğa işte şimdi denizlere geldi sıra. Burada ben mesleğe gelecek olursak odamızın duruşunu ben bu konularda tavrını çok başarılı buluyorum. Çeşitli büyük projelere ve doğayı yanlış kullanımlara tepkisini sonuna kadar belirtiyor. O anlamda hakikaten iyi hissettiğim bir yerdeyim. Ama sanki biraz daha bu işin modelini değiştirmemiz lazım. Bizim gibi bilim insanları evet şahane projelerimizi güncellemeyiz ama ya bence biraz da siyasete falan da girmek, söz söylenen yerlerde daha çok var olmak, çevre bilincini sonuca ulaştıracak mertebelere de biraz soyunmak lazım. Hani çünkü hakikaten şey o yaşamsal konfor gittiği zaman entelektüel seviyeden falan bahsedemeyiz, keyiften bahsedemeyiz. Burada bir yaşam telaşı var. O anlamda soru için çok 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 teşekkür ediyorum. Tam da başlığımıza uygun bir şey. Mesleki disiplinler olarak çok daha farkında sulak alanlarla ilgili evet çok çok daha fazla farkındalık projeleri
geliştirmemiz lazım. Ama yani o Marmara Denizi'ne yıllardır dökülen çöpü bir projeyle temizleyemezsiniz yani. İnsanlar 4 sene ülkelerinde denizden avcılığı yasaklıyor da hani o ekosistem bir şekilde toparlanıyor. Hiçbir şey yapamazsanız, yüzeyden temizlediğiniz şeyle bu kahveyi içmeye devam ederseniz bu sular tekrar önümüze gelecek. O yüzden mesleki olarak donanımımızı artırmalıyız. Fakat bu mecralarda daha çok yer alarak sesimizi duyuracak mertebelere ulaşmayı meslek disiplinleri olarak değil, farkında her insan için ben çok önemli buluyorum. Soru için ayrıca çok teşekkür ederim. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Yani bir iki noktanın daha altını çizmek istiyorum sizlerin konuşmalarından çıkardığım. Bir kere gerçek, hakikaten bu bugünkü kentleşme yaklaşımlarımızı gözden geçirmemiz gerektiği bir gerçek. Yani çünkü genelde hep kentleşme ve kentler bütün bu çevre sorunlarının sebebi gibi ortaya konuyor yıllardır. Ama şu bir gerçek ki, kentlerin çağında yaşıyoruz. Yani artık dünya nüfusunun bir kısmı kentlerde yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek. Dolayısıyla yeni kentleşme politikalarına ve yaklaşımlarına ihtiyacımız var. Tabii dünyada bu çok son 20-30 yıldır çok gündemde ama biz henüz daha benimseyemedik bu peyzaj ve ekoloji odaklı şehircilik yaklaşımlarını. Sibel Hanım, sizin söylediğinizden yola çıkarak aslında herhalde bunları tekrar hatırlatmakta fayda var yani. Peyzaj ve ekoloji odaklı şehircilik yaklaşımlarıyla bu bütünlüğü sağlamak mümkün. Bir diğeri de galiba entegre ve bütünleşik kurumsal yapılanma çok önemli. Yani bizim kurumlarımızda bazı birimler gerçekten çok birbirinden bağımsız çalışıyor. Oysa ki arazi gelişim birimiyle peyzaj bölümünün bir arada çalıştığı kurumlar olsa ya da ekolojik konuların bir arada çalıştığı kurumsal bir yapılanma olsa bu süreçlerin ilerlemesinin çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bir diğer mesele de gerçekten ben de şeye çok inanıyorum. Bu iş bireysel tüketim alışkanlıklarından başlıyor. Yani o çok boyutlu ve çok ölçekli durumu hakikaten gözden kaçırmamamız lazım. Biz her ne kadar... Buyurun. Pardon, kestim. Lütfen tamamlayın. Yani biz her ne kadar hani üst ölçek stratejiler, plan kararları koyup uygulamaya çalışsak da iş aslında işte Abu Zer Bey'in başta söylediği çevre bilinci ve onun herkes tarafından benimsenmesinde yatıyor. Ya şey çok önemli Funda Hanım. Yani o çevre bilinci de nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir yeri, bir şehri, bir şeyi sahiplenmekle oluyor. Şimdi Marmara'yı birinin sahiplenmesi lazım. Birinin kafayı takması lazım buna. Yani geçen sene biliyorsunuz Peyzaj Mimarları Kongresi vardı. Çok etkilendiğim bir konuşmacı vardı. İsmini hatırlamıyorum. Danimarkalı bir peyzaj mimarı kadın. 20 yıldır aynı doğa koruma projesinde çalışıyor. 20 yıldır aynı projede çalışan bir tek peyzaj mimarı gösterin bana çevremizde. Yani tamamen bu bitti. İşte bakın ben bile 80 tane proje gösterdim. Bu hiç ya gerçekten mutlu etmiyor beni. Bir tane 20 yıldır ömrünü vermiş. Yani adam, kadın böyle çarşaf çarşaf. Bakın bu böyleydi, bu böyleydi, bu böyleydi, bu böyle anlatıyor. Ya o kadar etkilendim ki. İşte Marmara'ya da biri kafayı takacak. Geçen gün onu diyoruz. Şimdi... Park bahçeler. Şahane Hacı Osman'da kent ormanı yapmış. Gittim. Gerçekten çok şahane. Yani taş taş üstüne konmuş bir uygulama diyebilirim. Yani bir farkındalık var. Bir teması var. Biraz daha bir özen var. Şimdi ama bakıyorsunuz ne var orada? İşte ya çöpler yine yerlerde. İşte atıyorum 3 tane bank koyulacak yere 5 tane bank koyulmuş falan. Şimdi buraya da biri kafayı takacak. Yani oraya bir tanesini alacaksınız. Bunun gerçekten bence, ben artık şuna da inanmıyorum. Bir işin meraklısı vardır. Ve bu meraklısı da gerçek disiplinidir. Peyzaj mimarıyım, çok seviyorum mesleğimi. Ama meraksız kimse olmasın. Gerçekten inşaat mühendisi de olmasın, çöpçü de olmasın. Yani sevdiğiniz bir şeyi korumayı da istersiniz. Yoksa bunun gerçekten mukavemeti kalmıyor. Dolayısıyla işte o parklara mesela belli kadrolar var, belli şeyler var. İnsanlar işe alınıyor, iş gibi gidince olmuyor. Ama öbür türlü yani o Danimarkalı peyzaj mimarı iş gibi yapmıyor onu. İş gibi yapmıyor. O her gün oradaki kelebek türlerinin rengini
Ya bugün de bu varmış. İşte bu bitki bu sene daha katmerli açtı. Niye? Çünkü daha çok yağış aldı. Geçen sene kurak geçmişti. Bütün bunların analizini yapıyor. Ve doğa ona mühendisliğini de öğretiyor. Dolayısıyla gerçekten o biraz önce dediğiniz gibi ekolojiyle farklı şeyle bir şekilde mesleki disiplinlerin birleşmesi çok önemli, çok kıymetli. Ama her işi de sahiplenecek bir meraklısını işin içine koyarsak amatör ruhla, aktivist tavırla bunlar daha sanki işe yarayacak gibi geliyor bana. Bu söylediğinize çok katılıyorum. Biz aslında yani oda olarak benimsediğimiz şöyle bir şey var. Okuryazarlık geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani peyzaj ve ekoloji üzerine bir okuryazarlığın geliştirilmesi gerek. Yani bu sadece çünkü meslek disiplini içinde çözülebilecek bir şey değil gerçekten Sibel Hanım, sizin dediğiniz gibi. Birilerinin ona kafayı takabilmesi için tamam evet bir mesleki altyapı gerekiyor ama bir yandan da gerçekten ilkokuldan başlayarak bence bu mecburi dersler gibi girmeli bu peyzaj ve ekoloji dersleri müfredata. Bunun sonuçları çok uzun zamanda alınacağını düşünüyorum. Belki 20 yıl, belki 30 yıl sonra. Ama bugün yaşadığımız hem toplumsal olarak hem meslek insanı olarak kurumlarda yaşadığımız birçok sorunu 20-30 yıl sonra yaşamayacağımızı düşünüyorum. Böyle bir okuryazarlık altyapısı oluşturulursa. Çünkü o bilinç yerleştiği zaman bir bireyde, yani birey olarak her şeyden önce birey olarak o bilince sahip olduğu zaman, o bilgiye sahip olduğu zaman hem çevresine bakmaya hem mesleğe bakmaya şekli çok değişecek. Dolayısıyla ben de onu çok önemsiyorum. O dinginlik benim de Almanya'da çok dikkatimi çekmişti sizin dediğiniz. O Danimarka'daki araştırmacı gibi. Gerçekten yıllarını vererek sakince bir konunun üzerine gitme o gerçekten çok etkileyici. Bizim çok alışık olmadığımız süreçler olabiliyor Bir bazen. de Funda Hanım merak çok önemli gerçekten. Yani bir başka bir proje için karşıma çıktı. Ben Asuman Baytop'u çok yani çok beğendiğim bir botanist. Ve eczacı da aynı zamanda. Yani bir şekilde farmakolojik bilgisiyle her hafta sonu Kocaeli'ye gidip bitki türleri araştırmış. Yani bir sürü literatürümüze kazandırdığı bitki türü var. Bunu ne için yapmış? Yani birincisi doğayla ilişki ise çok şahane bir örnek bu. Birincisi maceracı ruhu ona kendine bir dingin bir fırsat sunuyor. Kendine çok keyifli saatler geçirtiyor. Öbürü de mesleğiyle birleştirdiği zaman bir katma değer yaratıyor. Yani gerçekten bu bütüncül tavrı benimseyebilirsek birçok şeyi çözeceğiz gibi geliyor. İşte bunları konuşarak farkındalıklar daha çok artacak diye düşünüyorum. İnsanın canı acımadan da böyle şeyleri yapmıyor. İşte şimdi Marmara canımızı acıtıyor. Onun canı acıyor, bizim acıyor. Belki böyle böyle olacak. Bunlar olmadan yapmayı öğreneceğiz zamanla herhalde. Yani size de katkı olması açısından bir iki şey bu konuda söyleyeyim. Tabii bu çevre sorunlarını yalnızca çevrenin kirletilmesi veya bilinçsizce kullanılması olarak değil de daha geniş açıdan baktığımızda toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel, dini ve ahlaki boyutları da olan son derece karmaşık bir sorunlar yumağı olarak görmek doğru olacak. Eğitimden bahsettiniz. Evet, bu bilinci oluşturacak eğitimi ilkokuldan başlayarak vermek son derece hem bu işin başlangıcı açısından gerekli olan bir şeydir. Bunlar da biraz eğitim sistemimizden uzaklaşıldığını düşünüyorum. Bir de bu özellikle pandeminin oluşturduğu yüz yüze eğitimin olamadığı durumlarda bu bilincin yerleştirilmesi, İşte doğaya bir takım gezilerin düzenlenmekten uzaklaşılması, fiziken bu tür eylemlerin yapılamaması işimizi zorlaştırıyor mu? Evet, zorlaştırıyor. Ama buna karşılık teknolojinin de nimetlerinden istifade edildiğinde bu açığın kapatılacağını düşünüyorum. Teknolojiyi tabii hep tartışılıyor. Bir arkadaşım aylar değil mi? Ay böyle değil. 15-20 yıl önce oda seçimlerinde şöyle bir laf etmiştim. Teknoloji bugün durdursak daha mı iyi olacak acaba? Hani herhangi bir icat yapılmasın, herhangi bir gelişme kaydedilmesin. Çünkü bu doğaya, çevreye vesaire ciddi verdiği tahribatlar çok büyük diye. Ama bugün geldiğimiz şey olaraktan da bir kesim diyor ki, yani
bu çevre sorunlarının çözümünün yegane şeyi de, yani gücü de teknolojidir. Yani biz teknolojiyle birazcık tahrip ettiğimiz, teknolojinin gelişmesiyle tahrip ettiğimiz bir doğayı gene teknolojiyi kullanarak çözmek durumundayız. Maalesef ikisi birbirini, hani teknolojiyi de geliştireceğiz ama teknoloji gelişirken doğayı tahrip etmeden, doğayı tahrip etmeyen teknolojik gelişmeleri hayata geçirmeliyiz. Aksi takdirde şu an oluşturduğu, işte gene güncel konu olması itibariyle Marmara'daki deniz salyasının ancak teknolojik bir, çünkü o kadar devasa büyüdü, boyutu arttı ki teknolojiyi kullanmadan toplanmanız, yok etmeniz ya da değerlendirmek gerekiyorsa, mümkünse onu bir şekilde değerlendirilmesi gene teknolojiyle mümkün olacaktır. Bu şeyle de mesela endemik bitkilerden bahsettiniz. Bir de onda benim şöyle Gölcük'te böyle bir yeri gezerken bastığın yere dikkat eder misin dedi arsa sahibi. Ne oldu dedim. Burada dedi her adımında 23 tane dedi endemik bitki var. Ya nasıl olur işte, biz orada yürüyoruz öyle. İşte orada papatyası var. Üzerinde işte bildiğimiz, adını bildiklerimiz ama birçoğunun da hani görüp de önemsemediğimiz bir sürü bitki var. Bunlarla peyzaj yapılabiliyor mu bu endemik bitkilerle? Bir bu konuda fikrinizi öğrenmek istiyorum. Bir de bizim projelerimizde gene ilgilendiğimiz ve doğal olaraktan da tasarımda dikkat almamız gereken tıbbi bitkiler var biliyorsunuz. Bunlar endüstride kullanılıyor ama bu tıbbi bitkilerin de peyzajın bir şeyi olma ihtimali var mı? Elemanı olma ihtimali var mı? Hem böyle bir açılım sunayım hem de böyle bir aklımda kalmıştı. Uzmanlığı bulmuşken sormuş olayım. Ne dersiniz? Estağfurullah. Aslında şey, sizinle projelerimizin içinde bunları hep konu şey değil mi? Siz aşinasınız. Güzel pas yaptınız. Teşekkür ederim Abzal Bey. Şöyle, zaten gelmek istediğimiz nokta bu. Bakın antik Yunan'da seyirlik bahçeyi ayırırlarmış. Diğer kalan alanlar tarımsal alanlar ve de meyve bahçeleri. Yani etinden sütünden kullanmak gerçekten bu kadar fayda maliyeti üzerine kafa yormuşlar. Bütün saray bahçelerine gidiniz şeyde Fransa'da, Versailles'da aslında çok potaj gardenlar var. Yani yenilebilir peyzaj. Hepsi bostanını kendisi yapıyor. Neden? Taze sebze yiyeyim diyor. Taze sebze bana gelirken ben onun mazotuna, uzaktan gelmesine de para ödemeyeyim diyor. Kent bostanları bunun için doğmuş. Yenilebilirden başladım bu arada. Kent bostanları eskiden Osmanlı döneminde yani İstanbul'da inanılmaz çok kent bostanı varmış. Yani insanlar küçük avluların içerisinde en sağlıklı şekilde, en yakından, en taze sebzeyi, meyveyi tüketirmiş. Dolayısıyla yenilebilir peyzajı, yenilebilir bahçeleri, bostanları kenti kazandırmak zaten yapılmış, biz bozmuşuz. Birincisi bunu tekrar getirmek hakikaten projelerimizin ana teması olmalı. Aromatik bitkiler zaten bizim polenizasyon için, arıları teşvik etmek için, çiçeğin gücünü kullanmak için, bu işin de işte öyle bir açıkçası mühendislik kısmı var. Onun içinde aromatik bitkiler sadece lavantanın kokusuydu, kekiğin şeyiydi değil. Yani bunların da gerçekten bu polenizasyon teşvikinden dolayı aromatik bitkileri kullanmamız lazım. Şimdi tıbbi bitkiler, yani bir sürü nane var ama tıbbi nane ayrı, öbür nane ayrı. Dolayısıyla tabii bunların hepsinin aynı çatıda değil de uzmanlaşarak gitmesi lazım. Mesela Sakarya'da Nazım Tanrıkulu'nun yaptığı çok şahane bir tıbbi bitkiler şeyi var. Ben çok başarılı buluyorum. Şimdi yavaş yavaş işte Isparta'da güllerimizi ithal etmeye başladık. Çok İngiltere'de bir krem firmasına Isparta'dan gül gönderiyoruz. Yani mesela hani kozmetik sektörüne iş veriyor. İşte devlet bunu teşvik etmeye başladı yavaş yavaş. İşte 12 ilde kenevir üretimini teşvik veriyor. Bu tarz şeyler için aslında teşvikler var. Bunlar takip edilebilir. Biz peyzaj mimari üretimi olarak konuşacak olursak, şimdi öbürü ticari, bitkinin ticari gücü, bitkinin bilimsel kısmının ticari gücüne giriyor biraz ama kesinlikle bence bitkinin yenilebilir gücünden, aromatik gücünden, kesinlikle fayda maliyetinden
vazgeçmemeliyiz. Kentin içine bostanlarımızı ve dediği gibi Funda Hanım'ın kentin bitkiyle deneyimi sadece Manolya'ya gidip bakıp efkarlanmak değil yani. Ya, anlatabiliyor muyum? Manzarasına bakmak değil. Bir şekilde o temas dediğiniz şey de ya onun aromasıyla kurulur ya da dediğiniz gibi fayda maliyetiyle kurulur. Bir şekilde bu bizim mesleğimizin gerçekten çok büyük bir sorumluluğu. Daha bu tarz üretimlere yönelmemizin gerçekliği aşikar. Yerel yönetimlerin kent bostanlarına tabii gücümüz yetmez ama butik projelerde olsun, işte kendi özel projelerimizde olsun bu önerileri geliştirmeliyiz. Bunlar bizim var ettiğimiz değil aslında, yok ettiğimiz şeyler. O yüzden işimiz çok kolay, çok örnekleyeceğimiz iş var. Sadece biraz kafa yorup oraya uygun neyi tasarlayacağız? Onun dışında yerel yönetimlere talepte bulunacağız. Bu da bizim aktivist gücümüz. Ya benim mahalleme bostan yap diyeceğiz. Manolya dikme diyeceğiz yani. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz şeylerle ancak olacak ama susmayacağız bence. Bir şekilde hem üreteceğiz, hem elimiz çalışacak, hem ağzımız çalışacak. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü biz belli bir süre sustuk, sadece ürettik. O da olmuyor. Yani dengesi, bunun da dengesi önemli. Ben burada minicik bir şey ekleyebilirim Abuzer Bey'in sorusuna. Ben de daha biraz daha akademi tarafından bilgimi paylaşabilirim. Aslında o bahsettiğiniz, hani size üstüne basmayın demişler ya o bitkilerin, onlar aslında peyzajın ta kendisi. Evet. Bir belgesel var, 2017 yılında çekilmiş, Natura Urbana diye. Yani eğer izlemediyseniz izlemenizi çok tavsiye ederim. Berlin'in bu boş alanları ve onun ürettiği doğa ve kendiliğinden gelişen peyzaj üstüne benim gerçekten mesleğe bakış açımı çok değiştirdi o belgesel. Daha doğrusu bildiğim bir takım şeyleri çok iyi benimsememi ve daha anlamlandırmama neden oldu. Bu Berlin'deki bütün boş olan alanlardaki kendiliğinden gelişen bitki örtüsünün ve biyoçeşitliğin değeri üzerine araştırma yapan grupları konuşturuyorlar ve işte onların çalışmalarına dair bir sahnesi beni çok etkilemişti. Yani böyle kentin içinde bir tane otopark alanı, hani böyle yarı boş yarı dolu gibi atıl bir alan gözüyle bakabileceğiniz bir yerde. Demin Sibel Hanım'ın dediği gibi, hani Danimarkalı araştırmacıdan örnek verdi. Bir ekolog o taşların arasından çıkan, yani bizim çok kolay üstüne basabileceğimiz, yabani bir ot gibi görebileceğimiz türün hikayesini o kadar çarpıcı bir şekilde anlatıyor ki, aslında kent öyle bir biyoçeşitlilik içeriyor ki, o kadar zengin bitki türleri var ki, biz genelde onları hep işte şey gibi görüyoruz, yabani ot gibi görüp göz ardı ediyoruz. Ama bunları kıymetlendirmeye başlamamız gerek ve kentsel peyzajı bakışımızı da biraz değiştirmemiz gerek. Dolayısıyla çok önemli onlar Abuzer Bey, gerçekten hani o üstüne basmama durumu çok doğru desem üzerine basılabiliyor doğada, hani böyle o tekrar çok uzun süre basılmadığı sürece. Tabii. Bir de şey de çok önemli. Mesela bunları güç olarak kullanmak da, yani Norman Foster bir projesinde İngiltere'de istilacı bir tür olan, Londra'da istilacı bir türü yıllarca belediye bununla savaşmış. Yani oradan çıkıyor, belediye onu çıkıyor. Demiş ki yani şahane, sıfır. Burası gayet güzel bitkilendirmeyi kendi kendine yapıyor, bıraksanıza demiş ve çok güzel bir örnek gerçekten. Mesela dünyada bu tarz örnekler var. Yani bizim mesela istilacı türlerimiz İstanbul için mesela Ailantus denir. Yani anlatabiliyor muyum? Aslında onu nerenize aldığınızla alakalı. Bu iklim değişikliği de öyle ya, yani işte yağmuru ya da işte rüzgarı nerenize aldığınız, arkanıza alırsanız sizi ileriye götürüyor, önünüze alırsanız savaşıyorsunuz gibi mevzu. Endemik bitkilere ben şöyle bir şey biraz önce atlamışım. Endemik bitkiler çok şahane. Çünkü yani hani onun şöyle bir şeyi var. Endemiklerin kendiliğinden olan bitkilerden farkı sadece orada. Sadece yeryüzünde orada yetişiyor. Böyle bir yani atıyorum İstanbul çiğdemi. İşte atıyorum, anlatabiliyor muyum? İşte Datça palmiyesi. Yani bunlar böyle de tanımlanıyor ve literatüre öyle geçiyor. Bunların büyük ihtimal korumaya alınıyor, nesli tükenmeye maruz kaldığı için. Böyle çok şahane bir orijinalliği var. Şimdi bunların üretimlerinde ve peyzajda kullanımlarında şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu bir arz talep meselesi.
Yani ne kadar çok bitki listesine, ne kadar çok projeye bu bitkilerin ismi girerse fidan sektörü de bir şekilde, üreticiler de onu üretmeye doğru gidecektir. Ama biraz önce anlattığım gibi benim mesela o Libya'daki proje 2 yıl sürdü ve biz orada sera kurduk, fidanlık kurduk. Bütün bitkilerimizi o sırada çalı grubunu ürettik. Peyzaj projelerinde daha çok uygulama aşamasında daha ilk baştan yer almaya ve bitki türlerinin üretiminin de doğal materyallerin de üretim aşamasından ele almasına planlamanın içinde yer almaya giriyoruz. Çünkü artık Yunan'ın böyle olduğu bir durumda ithal bitki öneremiyorum ben yani. Önermek istemiyorum da ayrıca. Karbon ayak izi ayrı dert, euro ayrı dert, işverenimin cebinden çıkacak şey ayrı dert. O bitkiyi buraya getirmek ve benim ekosistemimi kirlettiğini düşünmek ayrı dert. O kadar derdi büyük ki yani. O yüzden ya eskiden biliyorsunuz Funda Hanım, bitki avcılığı döneminde ya insanlar kaçarak getirilmiş bitkileri. Yani kaçakmış yani. Neden? Çünkü ekosistemi bozacak diye. Bu bir habitat sonuçta. Dolayısıyla bunların bu da bir bilinç aslında. Aynı çevre bilinci gibi. Biz sadece sonunda değil, projelerin başında yer almayı da önemsemeliyiz, önemsetmeliyiz. Bunun da sonunda bütün herkese bütüncül yaklaşımla faydalı olacağını sürekli vurgulamalıyız. Çok çok teşekkür ediyorum. Aslında Reyhan Hanım da, Reyhan Erdoğan da çok teşekkür ediyor. Gerçekten çok keyifli, hoş bir sohbet oldu. Umarım daha çok kitlelere ulaşır diye teşekkürlerini iletiyor. Bir yandan da süremizin oldukça sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Ekranda daha fazla da soru göremiyorum şu anda. Sizlerin son söylemek istediği, kapatmadan önce bir şey var mı Abuzer Bey, Sibel Hanım? Ben sorularıma devam edeyim. Teknolojiyle ilgili konuda görüşlerinizi almak istedim. Ben teknolojinin çevre sorunlarının, şu anki yaşadığımız çevre sorunlarının bir sebebi olmasına rağmen tek çözüm yolunun da teknolojiyle olacağı konusundaki fikirlerinizi bir öğrenmek isterim. Buna nasıl bakıyorsunuz? Ben iyi bakıyorum. Ben şöyle bakıyorum. Ya teknolojiyi de yanımıza almamız lazım. Bir kere artık o geçti yani. Teknoloji kullanmayalım deme gibi bir şansımız yok. Bunun bizim için bir konfor olduğunu, fakat bunun için ekstra bedeller ödemememizi ve teknolojinin bizi esir almaması. Burada da bir denge lazım. Teknoloji ne doğamızı katledecek kadar ana role bürünmeli, ne bizi elimizden telefonu düşür. Ses kesildi. Sibel Hanım kesildi, evet, dondu. Yani ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii ki de akademi dünyasından birisi olarak bilimsel araştırmaların temelinde hep zaten teknoloji var. Dolayısıyla o çalışmalardan ayrı olması imkansız diye düşünüyorum. Yani o konuda mutabıkız. Teknoloji bu sorunların üstesinden gelme noktasında teknolojiyi gerektiği kadar kullanmak bizim bir hedefimiz ve gerçeğimiz olarak karşımıza çıkıyor diye düşünebiliriz. Tabii eğitimden de bahsettik. Yani çözüm önerilerini de bu son şeylerde sıralamak istersek, teknolojiyle zaten bir takım konuların üstesinden gelirken teknolojiyi kullanacak eğitim sistemine de müfredata da odaklanmamız gerekiyor ve bunu küçük yaşlardan itibaren odaklandırılması başa geldikten sonra, evet, bu mesela bugün deniz salyasını tekrar gene konu edeyim. Onu görüyoruz artık, bu birebir bize dokunan şey oluyor. Ancak o zaman iş işlerinde geçmiş oluyor. Fakat ondan evvelki bunlar oluşmadan konuyu anlatabilme becerisini de göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Sibel Hanım, şeyinizi ben aldım, sıranızı, sonra tekrar size şey vereyim. Çok teşekkür ederim. Ben cep telefonundan bağlanıyorum. Şehir dışındayım. Kusura bakmayın, internetim düştü. Şimdi şöyle, 1970'li yıllarda işte İngilizce dersi vardı, ortaokuldayım. Orada böyle işte İngilizce metnin Türkçe'ye çevrilmesi. Konulardan biri de işte gerçek hayattan bir takım konuları şey yapıyor ki çocukların bilincinde oluşsun diye.
Gelecekte, yani şöyle bir şey vardı, gelecekte yaşanacak olan sorunlardan üç tanesini bahsediyordu. Diyordu ki işte nüfus artışı, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği. Çocuk aklımızda o zaman hani İstanbul'da böyle bir şeyi yaşamamıştık, hissetmiyorduk. Trafik o kadar tıkalı değildi. Evet, emsallerine göre bir trafik vardı. Ama bir çevre kirliliği denilince bize his ya da çocukken hissettiğimiz bir şey yoktu. Efendim söyleyeyim, hava kirliliği keza o yıllarda yaşanmıyordu. Daha sonraki sanayinin arttığı yıllarda ve doğalgazın gelmediği yıllarda biz böyle bir hava kirliliğinin ne anlama geldiğini o çocuk aklımızla idrak edemiyorduk. Şimdi bu eğitim düzeninde öncelikle bu konuda duyarlılığı artırmak için hani ağaç açarken eğilir misali ilkokuldan başlayan bir çevre bilinci, çevre programı, çocukların bu anlamda çevreyle duyarlılığını artıracak çevre gezileri yapılırsa bu süreci başlatacağımız kanaatindeyim. Yoksa artık birebir yaşadığımız sorunların üstesinden gelmenin çok pahalı olduğu bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bu konudaki düşüncelerim böyle. Sibel Hanım, siz tekrar eğer sözünüzü kesmiştik, oradan devam etmek isterseniz tekrar size konuşalım az kaldığı için. Son sözleri de sizler başlangıçta da vermiştik. Kapanışla ilgili de düşüncelerinizi özetleyebilirsiniz. Öncelikle çok teşekkür ederim davetimize karşılık verip nezaketle katıldığınız için Abuzer Bey. Çok kıymetlisiniz. Sizinle birlikte çalışmak hep çok keyifliydi. İnşallah daha güzel projelerle birlikte. Evet, teknoloji konusu zaten söylemiştim. Yani hani onun esiri olmadan dengeli bir şekilde onu avantaja dönüştürüp kullanmaktan yanayım. Dediğiniz gibi bunun esiri olmamak da eğitimle, bilinçle olan bir şey. Dolayısıyla o mevzular evet hararetini sürdürüyor eğitim mevzusu. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu benim için. Aksaklıklar için çok kusura bakmayın lütfen. Arada havlama sesleri vesaire. ama böyle çok son derece keyif aldığım ve konuşmaktan da son derece gerçekten önemsediğim başlıkları konuştuk. Çok teşekkür ederim Funda Hanım. Sizin de bilgilendirici, destekleyici tavrınız için Peyzaj Mimarları Odası'na, Yasin Bey'e, herkese huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Evet, ben iletmeyi unuttum. Yasin Bey'in ve Genel Sekreterimiz Özay Bey'in de çok iyi dilekleri var. İyi akşamlar deyip iyi yayınlar dilemişlerdi. Gerçekten Sibel Hanım, Abuzer Bey, yani çok iyi bir ekip işi oldu bu. Yani Sibel Hanım, sizin sayenizde Abuzer Bey'i tanımış olduk ve bu çok disiplinli ortamı çok keyifli bir şekilde aynı dili konuştuğumuzu görmek de çok hoş gerçekten. Bu çok bulunmuyor, böyle bir imkan olmuyor. Ben çok teşekkür etmek istiyorum odamız adına bu zengin tartışma ortamını yarattığınız için. Umarım yine ilerleyen günlerde tekrar daha özellikle bu son dönemki projeniz üzerine tekrar konuşma şansımız olur. Çok çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum kapanışı yapmazdan evvel. Davetiniz için ve keyifli sohbetiniz için ve katkısı olanların da emeğe geçenlere de aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir tespitiniz oldu. Yani ona katılıyorum. Ortak bir görüş ayrılığı olmadan bir noktada buluştuk. Bu çevre bilincinin geldiği yer olması itibariyle önemsiyorum. Yani demek ki artık çevre şeyinde ortak bir akıl, ortak bir düşünce egemen olmaya başlamış. Bunu yaşatmak, bunu canlı tutmak ve bunu eyleme dönüştürmek ödevimiz olmalı. Bu konuda inşallah bizler de ve ekibimiz de gerekli duyarlılığı gösterecek projeleri üretmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.